Kahretsin. İnanamıyorum burada olduğuma. Tam da çekip gidecektim. Neyse. Eminim babam beni buradan kurtarmanın bir yolunu bulur. Zaptiye Nazırı Şefik Paşa. Beni serbest bırakmak için mi geldiniz? Rothschild Abdülhamit'i nasıl ikna etti? Merak ettim. Ya bu kadar çabuk bırakılmayı beklemiyordum çünkü. Beyhude beklemeyin zaten. Şivenez Hanım'ı layık olduğu gibi zindanın en dibindeki, en karanlık hücreye koyun. Hayatınız sonuna kadar orada yaşayacak. Bırak, bırakın, bırak. Sana istediğin kadar para veririm. Bu sarayı içindekilerle beraber satın alacak kadar çok para. Bizim tarafımıza geç. Siz kimsiniz ki sizin tarafınıza geçeceğim? Dünyanın yeni efendisi. Hükümdarı. Kralı. Paranın sahibi işte. Bizim inancımızda paranın hükmü yoktur Şivenez Hanım. Yolda olana bilakis yüktür. Sizin bu köhnemiş inançlarınızın, meziyetlerinizin vakti doldu artık. Dünyadaki en büyük güç artık para. İnsanlar artık sadece paraya tapacak. Para sahipleri ne derse ona inanacak. Siz sadece sizin gibileri, pusulasını, yolunu kaybetmiş, dünyanın dönüşüyle başı dönmüş olan zavallıları inandırırsınız bu mavallara. Biz bu dünyanın saltanatına talip değiliz. Bu nizam değişecek. Abdülhamit kaybetmeye mahkum. Siz de onunla beraber kaybedeceksiniz. Bizde güçlü olan kazanmaz Şivenez Hanım. Allah kimin yanındaysa o kazanır.